İyi Arkadaşlar. akşamlar. İyi akşamlar hocalarım, merhaba. İyi akşamlar. Fidan hocam merhabalar, duyuyor musun acaba? Merhaba Hakan hocam, hoş geldiniz. Sesin gelmiyor da. Geliyor mu şimdi Herkese hocam? Herkese merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba herkese. Evet, yavaş yavaş katılım da artıyor. Görüyorum. Öğrencilerimiz de derslerden geç çıkanlar yeni yeni aramıza katılacaklardır diye düşünüyorum. Biraz bekleyelim. Bu arada sohbet edelim isterseniz. Nasıl gidiyor Çiğdem hocam okulun son dönemi, son haftaları? Yani bizim vizelerimiz yeni bitti. Şimdi sınav falan açıklıyoruz. Biraz yoğun. Artık finallere geçeceğiz. Az kaldı. Yani sürekli bir yoğunluk var okulda. Hem biraz yeni olmamız, hem biraz az olmamız. Bunlar biraz etken sanırım. Genel olarak yoğun geçiyor günlerimiz. Tabii. Son haftaların da yoğunluğu zaten üstüne gelince gerçekten koşturmacı oluyor. Ama çalışmalarınızı uzaktan takip ediyoruz. Gerçekten okulda da çok güzel işler yapıyorsunuz. Birazdan da değiniriz zaten. O konulara da gireriz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu hibrit döneminde böyle ilk defa deneyerek sonunu getirmiş olduk. Bakalım önümüzdeki günler hepimize, tüm üniversitelere neler getirecek, neler göreceğiz. Umarım başarılı. Yeni bir kapanma olmaz diye düşünüyorum. Evet, evet. Son zamanlarda özellikle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde vaka sayılarında artış olması ürkütüyor biraz ama umarım olmaz. Hani son yapılan aşılarda koruyucu olursa. Evet, ben de biraz aşılıyım, o yüzden kusura bakmayın, biraz rahatsız oldum aşıdan sonra. Üçüncü biontech biraz zarar verdi. Ateş, işte tansiyon bayağı dokundu. Hala üstünden atamadım yani. Geçmiş olsun. Son doz aşının böyle bir etkisi olduğunu herkes söylüyor. Demek ki bayağı etkili bir doz. Evet, hiç rahatsız olmamıştım diğerlerinden. Bu biraz dokundu. Evet, çok geçmiş olsun. Şifa olsun diyelim. Teşekkürler. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Hani öğrenciler de bu arada kılıma gelirse zaten direkt kabul ediliyorlar. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Evet sevgili öğrenciler, saygıdeğer katılımcılar, saygıdeğer hocalarım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz süre gelen bir etkinlik programı takip ediyoruz. Belirli periyotlarla bunu devam ettirmek niyetindeyiz. Hedefimiz o. Ve daha öncesinde de yaptığımız olan etkinliklerinde kayıtlarını YouTube'a yüklüyoruz. YouTube linklerinde fakültemizin ve bölümümüzün sayfasında da paylaşıyoruz. Daha önceki etkinliklerimizi izlemek isteyen, kaçırdığını düşünerek üzülen kişiler için, öğrenciler için bunu hatırlatmak istiyorum. Çok önemli konuların konuşulduğu güzel etkinlikler yaptık. Sizlerden geri dönüş de gayet olumlu oldu. Umarım bundan sonrakiler de böyle olur. Ben bu akşamki etkinliğimizin de sizin çok dikkatinizi çekeceğine, ilginizi çekeceğine inanıyorum. Bugünkü etkinliğimizin konusu koruyalım mı, onaralım mı? Evet, kariyer merkeziyle işbirliği halinde düzenlediğimiz bu etkinliğin değerli konuğu benim de çok sevdiğim bir arkadaşım olan doktor öğretim üyesi Çiğdem Zara. Hoş geldiniz tekrar Çiğdem Hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadığınız için asıl biz teşekkür ediyoruz. Umarım keyifli, güzel bir etkinlik olur. İsterseniz ben etkinliğe geçmeden önce öğrencilerimize ve tüm katılımcılarımıza sizden böyle kısacık bahsedeyim. Sonra sözü size bırakacağım. Çiğdem Zara 1982'de Edirne'de doğdu. 2000'de Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden 2006'da yüksek mimar ve 2016'da doktor mimar unvanlarını aldı. Aynı zamanda 2004 yılından beri Zara Mimarlık ve Restorasyon isimli firmanın sahibidir. Antalya Aspendos Köprüsü, Çanakkale Kemerdere Roma Su Kemeri, Ayos Yonis Kilisesi, Rüstempaşa Kervansarayı, Lapseki Tarihi Kent Merkezi Sokak Sağlıklaştırma gibi önemli projeleri bulunmaktadır. 2017 tarihinden beri doktor öğretim üyesi ve mimarlık bölüm başkanı, 2021'den itibaren de dekan yardımcısı olarak İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde
görev yapmaktadır. Dekan yardımcılığınız da hayırlı olsun hocam bu arada. Evet, böylece öğrencilerimizi ve mezunlarımızı bilgilendirdikten sonra ben meşhur ilk sorumla başlamak istiyorum. Bize biraz kendinizden, daha sonra akademiyle olan bağınızdan ve mimarlık dünyasında bugüne kadar uzanan yolculuğunuzdan bahsedebilir misiniz? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mezun olduğum okulun kariyer günlerinde bulunmak çok gurur verici benim için. Çok duyguluyum ve çok heyecanlıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir gaf yaparsam bu tamamen heyecanımdan kaynaklı. Evet. Çünkü çok uzun yıllar Trakya Üniversitesi'nde bulundum. Orada lisans, yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Burada bulunan öğrencilerimizin çok şanslı olduğunu düşünüyorum Trakya Üniversitesi'nde okudukları için. Çünkü çok kıymetli bir kentte, çok kıymetli bir bölgede yerleşkedeler. Çok değerli hocalarımızla birlikte çalışıyorlar. Yani orada olup da restorasyoncu olmamak, hani kendi açımdan değerlendiriyorum. Hem oturduğum yer, işte doğduğum mahalle, Selimiye'ye 3 dakika uzaklıkta bir evde dünyaya geldim. Ve mimarlık fakültesine çok yakındı ve Selimiye'nin gölgesinde büyüdüm. Yani ister istemez bu etkileşim beni bu restorasyon kavramına bir enerjiyle çektiğini düşünüyorum. Hani sürekli o bölgedeyim. Sürekli eski eserlerin içerisindeyim ki kent olarak baktığınızda Trakya Üniversitesi için çok büyük bir şans Edirne. Hani hı hı. Özellikle restorasyon konusunda. Ben de bu şekilde ilk olarak Selimiye'nin arkasında Taşodalar isimli bir şantiyede 2004 yılında göreve başladım. Biraz tesadüf oldu. Mezun olmadan önce normal tasarım yapan bir ofiste çalışıyordum son yılımda. Okurken çalışmaya başlamıştım. Böyle biraz heyecanlıydım o yıllarda da. Bir an önce meslek hayatına atılmak istiyordum. Fakat normal yapılar üzerinde çalışmaya devam ettiğimde benim bunu yapamayacağımı hissettim. Biraz böyle duygusal bir yapı, biraz doğaya olan tutkum, işte yeni bir şeyler üretmek, beton yapılar yapmak da o zamanlarda bende acabalar uyandırıyordu. Hani böyle mi yapmalıyım yoksa başka bir şekilde mi yaklaşmalıyım diye. Sonra bir tesadüf eseri staj odalarda şantiyeye başladım. Ardından gene bir rastlantı ki çoğu insana belki denk gelmeyebilir. Sarayamamı'nın projelerini çizdim. Yani daha mezun olur olmaz ilk sene çok ağır bir proje verildi. Bu sorumluluk bana verildiği için de canla başla onu en iyi şekilde yerine getirmek istedim. İlk Anıtlar Kurulu'na tanışmam da mezun olduğum sene gerçekleşti. Çok hızlı bir girizgah yaptım mesleğe. Ve ağır bir yerden girdim. Hepinizin de yani çoğunun bileceği gibi Taşodalar Selimiye'nin arkasında bulunan Fatih Sultan Mehmet Sultanesi'ne ait olan bir ev. Onun yanında da saraya ait bir hamam bulunuyor. Böylelikle bu hamamı yaptığım esnada ofis açmaya karar verdim. Çünkü Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaya başladım. Artık onların şantiyesinde. Saatli medrese derken bir baktım kendimi Antalya'da buldum. Orada İlk yılımda Emre Madran'la çalışma şansım oldu. Gene ilk senemde oldu bu. Orada Alarahan'da çalıştım. Onun projelerini ve çevre düzenlemesinin yapımında bulundum. Böylelikle artık restorasyona bir şekilde adım atmış oldum ve bundan da keyif aldığım için devam etmek istedim. Yani çünkü çok farklı bir dünya. Biraz geçmişte de bağım olduğu için, böyle tarihi de genel olarak sevdiğim için böyle büyüklerimizden hep dinlerdim Edirne'yi, işte Edirne'deki eserleri daha biraz daha ufaklığımdan beri. Bu da bende bir ilgi uyandırıyordu. Böylelikle bir gün saatli medresede çalışırken, artık ikinci, üçüncü senemliyim. Gene Trakya Üniversitesi'nden saygıdeğer Gülçin hocamız şantiyeme uğradı. Çiğdem dedi, sen böyle çalışıyorsun, çok güzel şeyler yapıyorsun ama bunun bir de akademi alanı var dedi. Ki gerçekten çok teşekkür ediyorum ben kendisine. Gıyabında burada değil fakat bir şekilde vesile oldu. Çünkü bu yaptığım iş tamamen bilimle çok ilişkili, akademiden çok uzak yapılacak bir iş değil. Zaten Türkiye'de ve dünyadaki örnekleri değerlendirdiğimizde akademiden uzak yapılan, ki bunları birazdan daha çok değineceğiz, çok daha farklı sonuçlar doğuruyor. Belki ben de onlara sebep olabilirdim. Bir şekilde akademiye başlamış oldum.
Sonra master yaptım. Yüksek lisans tezimin profesörü Nevzat İlhan'la devam ettim. O konuda da çok şanslıydım. Sonra Sayın Hocam, Burcu Hocam'la çalıştım doktora tezimde. Bu konuda da kendimi çok şanslı hissediyorum. Farklı bir akademik süreç geçirdiğimi düşünüyorum. Çünkü uygulama yaparken bir taraftan da akademinin yürümesi ikisini bir araya getirip çok ciddi bir sentez oluşturuyor. Yani uygulamada karşılaştığınız şeylerle akademide çözümlemeye çalıştığınız şeyler çok ayrılıyor ama siz bunu bir noktada birleştirmek zorunda kalıyorsunuz. Değişik kavramlar yaratıyor. Bir de üstüne projede çizdiğinizde ne denir? Üçü bir arada bir sistem oturtmaya çalışıyorsunuz. Ha, bunun sonuçlarını yaptığımız projelerden yaklaşık 100'e yakın eski eser projesinde çalıştım. Yani çoğunun müellifiydim. Böyle bir şans doğurdu. Bu sonuçları çıkardı. Şanstan öte bu birazcık da çalışmak. Şans dememeliyim buna. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi bir taraftan şantiye yürütürken işte bir taraftan ofis yürütüyordum. Bir taraftan da akademiye devam ediyordum. Çok kolay bir süreç olmadı. Ama hani bunların sonuçlarını bugünlerde daha çok görüyorum. Biraz zaman geçtikten sonra. Şimdi bakıyorum biz de sürekli öğrencilerimizle birlikteyiz. Çok heyecanlılar. Bir an önce bir şeyler olsun istiyorlar. Bir an önce hayata atıldıklarında her şey çözümlensin istiyorlar ama gerçekten öyle değil süreç. Gerçekten bir deneyim gerekiyor. Mesela ben şantiyede hep derdim. Neden 5 yıllık deneyim isteniyor? Niye şantiye şefi 5 yıllık olmalı? Bunu hem o 5 yılı doldururken yaşadım hem de 5 yıldan sonra bu farkı çok net görebildim o aradaki. Ve mimarlık bu şekilde hayatımda, yani hepimiz lisansla mimar olarak mezun oluyoruz. Gene böyle çok özel benim için mimarlık. Tasarım kısmı çok ayrı. Hani fırsatım olduğunda yapabildiğimde elimden geldiğince tasarımlarıma da devam ediyorum ama restorasyon gönlümde çok ayrı bir yerde. Çünkü geçirdiğim sürecin tamamında bu alanda hayatım geçti ve severek de yapıyorum. Yani mimarlıkla tanışmam, gelişmesi, akademi, şantiye ve ofis böyle devam etti. Ardından doktora tezimi tamamladıktan sonra İstanbul Rum Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü kurdum. Ve şu an 5. senem devam ediyoruz. Çok güzel hocalarımız var İstanbul Rum Üniversitesi'nde de. Onlarla birlikte de güzel çalışmalar yapıyoruz. Umarım devamı da gelir. Hep birlikte de bir şeyler yaparız umarım diye düşünüyorum. Umarım hep birlikte. Ne güzel işlere imza atmışsın. Ben de dinlerken senin adına sanki kendim bu başarıları elde etmiş gibi gurur duydum. Bu arada teknik destek veren arkadaşlarımdan bilgi alıyorum. Şu anda hani sen içeriği paylaştığın için örnekler göstereceğiz ya. Evet. O yüzden seni çok az görebildiklerini, küçük bir pencereden görebildiklerini söylüyorlar. İstersen örnekleri açacağımız zaman ekranını paylaşalım. Seni görmeyi şu an daha fazla arzu ediyoruz çünkü seni dinlerken. Örneklere geçtiğimizde onu ekrana yansıtırız. Hemen o zaman madem işimiz restorasyon, koruyup onarmak ya da işte canlandırmak, sen bu konuda restorasyonun bilim ve sanatla bağlantısını nasıl adlandırabilirsin, nasıl tanımlayabilirsin? Ben merak ediyorum açıkçası. Şimdi öncelikle bilimsel kısımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, böyle fen bilimler alanında, mimarlık eğitiminin ilk başlangıcında ben de özellikle kısa bir giriş yapıyorum. Mimarlığın fen bilimlerine ilişkisini, bilimlerle ilişkisini. Özellikle restorasyonun ise mesela kimya olsun, fizik olsun ya da işte artık günümüzde biyoloji de çok fazla geçti. Bu hem mimarlık hem de restorasyon için çok çok önemli. Bir kere geçmişten bugüne kadar gelen yapıların analizinde işte onun dışında ciddi bir matematik, yani oranlar, işte dengeler çok çok önemli. Mesela Osmanlı mimarlığındaki işte pencere oranlarından kapı oranları, işte o gabarinin belli oranlarda devamlılığı ya da antik Yunan'daki oranlar. Hani çok detaya girmek istemiyorum, ders anlatırmış gibi ama her şey tamamıyla böyle bilimle iç içe, yani sayılarla, işte malzeme bilimi olarak baktığınızda kimyayla, işte harçtan tutun, İşte taşın içinde kalsiyum karbonat, işte böyle çok detaya girdiğinizde
her şey kimyayla bağlantılı. İşte bir malzemenin bozulması, işte bir malzemenin onarılması tamamıyla bilimsel konular. O yüzden asla ayıramayız. Yani mimarlığı da ayıramayız, restorasyonu hiç ayıramayız. Tamamen bilimle iç içe bir dal olduğunu düşünüyorum. Sanat kısmına geldiğimizde orada böyle bir farktan bahsetmek istiyorum. Şimdi restorasyon için sanatça tamir denir. Böyle ifade edilir. Bazı kaynaklarda da böyle bahseder. Bu da normal tamir işleriyle restorasyonu birbirinden ayırt etmek için çok önemlidir. Yani tamir etmekle restorasyon birbirinden çok farklı kavramlardır. Restorasyon bir mimari eseri, bir tabloyu, işte bir heykel gibi herhangi bir sanat eserinin zamanla veya işte başka bir nedenle zarar görmüş, bozulmuş kısımlarını o eserin sanat değerine ve eski şekline zarar vermeksizin sanat bakımından tamir ve ıslah, yani rehabilite etmek demektir. Normal bir tamirden çok farklı olan restorasyon büyük bir bilgi ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu yüzden her mimar restorasyon yapamaz. Restorasyon yaparken esere kendinden bir şeyler katmak ve şahsi şekillerle binayı daha güzelleştirmeye ya da tamamlamaya kalkışmak kadar eski sanata saygılı olmak gerekir. Yani biz bir tamamlama yaptığımızda ya da işte yıkıntıları ihya etmeye çalıştığımızda kendimizden bazı şeyler katma şansımız çok fazla yok. Hı hı. Tabii ki bazı kuramlar ve kavramlar olarak biz de tasarımlar yapıyoruz. Fakat eski sanata, yani gelmiş geçmiş tüm sanat tarihi, mimar tarihi açısından saygılı olmak gerekiyor. Restorasyon kelimesi genel olarak baktığımızda aslında tarihte şöyle geçer, çok kısaca bahsetmek isterim. Krallığı son bulmuş bir hanedan tekrar tahta çıkması için kullanılmış bir tabir diye geçer. Fransa'da Bourbonların tekrar tahta çıktığı zamandan bahsetmektedir ki o döneme denk gelmektedir. Bu durumda mimariye uyarlarsak bu kavramı eserin işte tekrardan canlandırılması, hayat bulması olarak değerlendirilebilir. Yani tamirle restorasyon birbirinden mutlaka ayırmak gerekir. Restorasyon aynı zamanda çok çok önemli bir sanat değeri taşımaktadır diye. Kısa keseyim diyeceğim ama çok kısa kesemedim. Yok, böyle. O kadar akıcı anlatıyorsun ki hiç araya giremiyorum bile. Gayet aydınlatıcı. Öğrencilerimizin de öyle düşündüğünü düşünüyorum şu an. Özür dileyerek şunu da belirtmek istiyorum. Restorasyon için bir iksir gibidir restorasyon. Hani insanlar doktora gittiğinde böyle bir hastalık için iyileştiklerinde yapılar da işte restorasyonla uğraşan mimarlar tarafından tamamen bir tedavi yöntemidir. Restorasyon zamanın ve diğer etkenlerin etkisinden kurtularak yapının yeni bir hayata başlaması demektir. Yani kısaca böyle bahsedebiliriz diye. Çünkü yepyeni bir dönemde yepyeni bir hayata başlıyor. Bu sadece fonksiyon değişikliği ya da yapının genelinden söz ettiğimizde yapıdaki bozulmalar durdurularak ömrünün uzaması sağlanmış oluyor. Evet. Yani böyle de bir küçük anekdot geçmek istedim. Madem öyle, o zaman şunu hemen sorayım. Zaten konumuzun başlığı üzerinden de gitmiş oluruz böylelikle. Çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Ya eski eserin baktığımızda olduğu gibi bırakılıp korunması ya da işte onarılarak tekrar inşa edilmesi hep böyle platformlarda görüyoruz, yayınlarda okuyoruz. Bir tartışma konusu. Evet. Netliğe bazen kavuşamadığını düşündüğümüz. Sana göre burada mimarın tutumu ve sorumluluğu ne olmalı? Yani kısaca şöyle özetleyebilirim soracağım soruyu. Koruyup bırakalım mı, yaşatıp onaralım mı? Yani aslında koruyup bırakmak yanlısı bir mimarım. Ama hiçbir zaman buna çok fazla müsaade edilmiyor. Çünkü yapılan son restorasyonları da gördüğümüzde ne yazık ki çok hızlı bir şekilde restorasyon yapılıyor. Malzemeler olsun, yapım sistemi olsun ya da yapım teknikleri olsun. İvedilikle biz ne çizersek çizelim mimari projelerimizde, kurulan ne onaylatırsak onaylatalım. Ne yazık ki restorasyona çok ciddi anlamda uygulaması esnasında yani çok fazla değer verilemiyor ne yazık ki. Hatta ben kendi müellif olduğum projeleri sonradan kontrol ettiğimde kesinlikle projede değişiklikler olduğunu görüyorum. Kesinlikle idarelerin müdahale ettiğini görüyorum.
her ne kadar ilke kararı olsa da müellif denetiminde diye. Gene de bunların uygulandığını görüyorum. Ama buna genel bir yorum yapmak istiyorum. Bu bizim şartlarımızdaki durum. Yani bizim standartlarımızdaki bir durum. Genel olarak baktığımızda onarmalı mı ya da işte tekrardan korumalı mı diye değerlendirdiğimizde. Şimdi yapının elimizdeki verileri çok önemli. Yani yapı günümüze kadar işte yapıdan gelen izleri kontrol ettiğimizde yapı tekrar ayağa kaldırılabilecek nitelik taşıyor mu? İşte arkeolojik alanda olan herhangi bir antik yapının enstitü yapılması ya da temeli olan bir caminin ayağa kaldırılması gibi kavramlar değerlendirildiğinde örneklemle açıklamak istiyorum. Burada diğer arkadaşlarımızın anlaması için. Şimdi arkeolojik alanda yapılan bir yapının tekrar ayağa kaldırılması için çok ciddi bilgi, belge gerekiyor. Ve yapıdan gelen izlerin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Antik alanlarda enstitü yapılması zaten çok nadir görülen bir sistem. Fakat dikkat ediyorsanız temeli olan camilerin ayağa kaldırılması neredeyse ülkemizde çok sıklıkla görülen bir şey. Şimdi benim kendi yaptığım yapılardan örnek vereceğim bunlara. Sadece temel kalıntısı olan işte onun dışında ciddi kaynaklarda bahsi geçen fakat tamamıyla ayağa kaldırdığınızda hani hayal ürünü olarak nitelendirebileceğimiz yapıların yani temel seviyesinde yapı çok az veri var. Yani birkaç parçası ile ilgili. Şöyle düşünmek lazım. Bir yapbozun parçalarının yaklaşık olarak işte %10'u var fakat %90'ı elimizde yok. Hı-hı. Ve biz bu yapbozu tamamlamaya çalışıyoruz. Hı-hı. Tabii bunu yaparken işte mimar tarihi bilgisi, işte dönem analizleri, hı-hı, yapıdan gelen izler, işte bölge özellikleri gibi çok ciddi artık analojik kavramlara giriyoruz. Daha fazla işte o dönemi tanımlıyoruz, o dönemdeki bu yapıları inceliyoruz, işte arşivlere bakıyoruz, tarıyoruz, bir şey bulamıyoruz. Ama artık o dönem analizinden yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya bu çok doğru bir kavram değil. Yani ben yaklaşım olarak o yapıyı korumak eğer gerçekten işlev verilmesi gerekiyorsa, çünkü biliyorsunuz koruduğumuz şeylerin de kalması çok zor bir ihtimal. Hani büyük ihtimalle bazı yapılar o yüzden restorasyonda direkt onarılmaya kalkışılıyor. Hani şimdi o yapıdan kalan eserler işte bir kalem işi olsun, ufak bir taş detayı olsun, işte ayna taşı olsun, pencere üstündeki ya da ahşaptaki detaylar olsun. Bunları korumamız o kadar zor ki. Hani korusak da orayı bir ören haline getirmemiz, ören yeri haline getirmemiz gerekiyor. Bunu yapamadığımız için de bir şekilde onarılması gerekiyor. Ama benim buradaki yaklaşımım şu olurdu. Nitekim kurullar buna daha çok açık değil ülkemizde. İşte o mevcut kalıntıları koruyarak, işte eğer yapı cami ise gene bir cami fakat modern izleri olan, yani 2021 yılına ait izler taşıyan, çok sade, fonda kalabilecek, yapıyı bir şekilde örtebilecek. Yani sonuçta arkeolojik alanlarda da görüyoruz, çıkan kalıntıların üstü örtülebiliyor ören yerlerinde. O şekilde koruyabileceğimiz, gerçekten kapalı bir hacim yapacaksak, bunu fonda kalacak şekilde, yani kalıntıları ortaya çıkaracak şekilde ifade edebileceğimiz tasarımlar yapmak ben daha doğru buluyorum. Çünkü biz yaptığımız şeyle neden işte onarmamalıyız, neden korumalıyız'a geleceğim. Çünkü biz gelecek nesilleri yanıltıyor olabiliriz. Yani bundan işte seneler sonra farklı bir teknolojiyle, farklı bir sistem ve yöntemle belki daha doğru bir restorasyon yapılma şansını yitirtiyoruz yapıya. Hı hı. Yani ne yazık ki böyle sonuçlar da olabiliyor. Yani bir veri işte derslerde öğrencilerimiz görüyor. Bilmiyorum burada kaçıncı sınıfla ağırlıklı olarak var ama işte birinci derece güvenilirlik diyoruz, ikinci derece diyoruz, 3-4-5'e kadar gidiyor. Biz 4-5'i de kabul edip bir restorasyon yapıyoruz, restitüsyonla. Bu da işte ne yazık ki yaptığımız şeyin %100 doğruluğundan emin olmadığımız için gelecek nesillere aktardığımız bilgi belge tehlikeli olabiliyor. O yüzden %90-95'e yakın gerçek veriye ulaştığımız zaman onarmamız çok daha doğru diye düşünüyorum ben. Ha, bunu yapabiliyor muyuz mesleği uygularken? Belli şartlarda mücadele ediyoruz ama
tam olarak yapamıyoruz. Çünkü ben tam şimdi onu soracaktım. Bak nasıl paralel bir yere geldik. Ülkemizde şu an restorasyon uygulamaları ne kadar başarılı? Yani daha çok bunu hani şantiye açısından da biraz değinmek istiyorum ben. Yani restorasyon şantiyelerinde karşılaştığınız sorunlar neler oluyor genellikle? Şimdi eskiye kıyasla değerlendirmek istiyorum. Bundan işte 15-20 yıl öncesinin restorasyon uygulamalarıyla şu anki restorasyon uygulamaları biraz daha farklılık gösteriyor. Çünkü idaredeki çalışan memur arkadaşlarımız, özellikle mimar ve kontroller biraz daha konularda daha bilimsel yöntemleri tercih etmek istiyorlar. Daha bilinçliler görüyorum. Eski kontrollerimize kıyasla değerlendirdiğimizde geçmişte biraz daha basma kalıp biraz daha standart yürürken uygulamalar, işte pozlarda çimento kullanılabiliyorken artık işte kireç, işte beyaz çimento, hatta mümkün olduğu kadar kalkmaya başladı. Artık biraz daha bilimsel yöntemlere bazı idareler girmeye başladı. Artık teknoloji de bunu gerektiriyor. Çünkü şimdi herhangi bir yapıdan malzeme analizi yapmadan o malzemeyi uygulamak, o yapıda çıkan doğurduğu sonuçlarla karşılaştığımızda sıkıntılar yaratabiliyor. Bir de teknoloji geliştikçe artık idareler de bunun arkasında kalamıyor. Yani sonuçta biliyorsunuz tarih eserlerin çoğunluğu işte vakıflarda, bir kısmı Kültür Bakanlığı'nda diye devam ediyor. Evet, hani ağırlık olarak işte köprüler, karayollarında gibi devam ediyor. Çoğu eser vakıfların pozları, Kültür Bakanlığı'nın pozları. Kültür Bakanlığı biraz daha hassas davranıyor. Vakıflarda son yıllarda çok daha teknik, çok daha farklı yaklaşmaya başladı her konuda. Yani idareler hassasiyetini 2-3 senedir gayet ılımlı yönde ilerletiyor. Statik analizler olsun, malzeme analizleri olsun, yöntemler olsun, bir şekilde işte bilim heyetleri olsun daha hassas davranıyorlar. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Maliyetler ve süreçler, ki eski eserlerin süreçleri daha uzun olmalı. Hani ne yazık ki çok daha kısa sürelerde yapılıyor. İşte bir kirecin bile artık hidrolik kireç kullanılıyor ama eskiden söndürülmüş kireç kuyularda bekletilip yapılırdı. Hı hı. İşte tabii ki bunun mukavemeti değerlendirilebilir. İşte ne kadar kimyasal katılırsa ne kadar etken bir madde oluşur. Hani bunlar tabii ki tartışma konusu, çok daha detay. Ama ben geçmiş yıllarda da restorasyon uygulamalarında bulundum. Şimdi bulunuyorum. Tek rahatsızlık duyduğum nokta geçmiş oranla artık daireler o kadar etken ki, o kadar baskıcı ki müellifi çok geri planda bırakıyorlar. Ve sizin kararlarınızı, hatta bunu idareler diyemem, daha merkeziyetçi, daha Ankara'dan baktığımızda, daha genel müdürlükler bazında baktığınızda bazı malzemeler değişikliğine gidilmesi, bazı imalat kararlarının değişmesi gibi sıkıntılı durumlar söz konusu oluyor. Yani ilke kararı alıyorlar müellif denetimde diye ama bu ilke kararını alan kurumlar uygulamıyor. Evet. Böyle sıkıntılı süreçler var ne yazık ki. Tabii ki biz de böyle durumlarda işte gereken şeyi yapmamız gerekiyor mimar olarak, müellif olarak. İş bittikten sonra kesinlikle takip etmemiz gerekiyor. Yani projeler uygulanıp bittikten sonra ne kadar projeyle uygunluğu var. Rapor alıyorlardı. Nedense artık kurullar bazıları rapor da almıyor. Hani uygun mudur diye. Yani teknoloji gelişiyor. Genç kontrollerimiz işte teknoloji ayak uyduran kontrollerimiz işte buna uyum sağlasa da merkeziyetçilik kısmında ciddi sıkıntılar doğuyor. Yani uygulamalarda. Hani restorasyon ne kadar doğru uygulanıyor dediğinizde işte bu biraz projecinin ve kurulların verdiği kararla bağlantılı. Hani restorasyon uygulama şantiyeleri projeden çok bağımsız olduğu nadirdir. Yani kurullardan çok bağımsız yürütülemez. Yani yakın uygulanıyor diyebiliriz. Hani benim yorumum, direkt böyle eleştiremem ama son yıllarda daha iyiye gidiyor, gitmeye çalışıyor diyebilirim yani. Peki şantiyedeki, yani diğer boyutu olan kısımda şantiyede nelerle karşılaşıyorsunuz? Sıkıntılar neler oluyor genellikle? Yani ben yaklaşık bir 7 senedir şantiyeyle ilgilenmiyorum. Fakat 7 yıl öncesinden bahsedeyim. Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. İşte birim fiyatlar var, işte idareler var, kurumlar var. Siz orada mimar olarak saç ayağının işte 3. noktasındasınız. Ve dengeleri kurmak zorundasınız. Hem imalatı doğru yaptırmakla yükümlüsünüz, hem de yüklenici firmayı zarara uğratmamakla yükümlüsünüz. Hı-hı. O sebeple şantiyede işler çok zor yürüyor. Hem doğru iş yaptırmak istiyorsunuz, çok ciddi maliyetleri var.
Hem de bunu uygulatmak için mücadele ediyorsunuz. Bu noktada da sıkıntılar oluyor. Fakat bir şekilde çözüm, eğer siz istikrarlı ve kararlı durursanız uygulamalar ve imalatlar konusunda, onu yapmak durumunda kalıyorlar. Yani şimdi farklı ekipler oluyor. İşte farklı sıkıntıların bir tanesi bu. Diğeri de farklı ekipler geliyor. Farklı zamanlarda. İşte yapıda ciddi bir programlama yoksa, işin ilerlemesi safhasında geriye dönüşler olabiliyor. Ben neredeyse şöyle söyleyeyim. Çalıştığım tüm şantiyelerde projeleri revize ettim. Yani böyle bir sıkıntılı bir durum da var ne yazık ki. Ha, bu mimarın suçu mudur? Bilemem. Eleştiremem de. Fakat uygulamada çıkan bazı şeyler de olabilir. Hani restorasyon biliyorsunuz sadece projede çözümlenebilecek bir şey değil. Hani evet, uygulama esnasında kademe kademe de açığa çıkarttığınız müddetçe de bazı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ama yaklaşık 7 yıl öncesine kadar bütün projeleri revize etmek durumunda kalmıştık hep şantiyede. Yani böyle sıkıntılı durumlar da oldu. Evet. Şantiyenin sorumlulukları çok fazla. Evet. Hem güvenlik açısından, hem işlerin yönlendirilmesi, işte hak edişler açısından, idarelerle o ortak noktada neler yapabileceğiniz konusunda bu gibi sıkıntıları var. Çok detaylı sıkıntıları da hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum arkadaşlar açısından da. Onlara yorucu olmasın yani. Gözleri çok da korkutmayalım. Evet, korkutmayalım. Aynen. Yani sen öyle bir anlatıyorsun ki ben zaten hani bildiklerimi biliyorum ama bilmediklerimi de yakından görmek istiyorum. İstersen bu tamamladığın projelerden örnekler görelim. Arkadaşlar da görsel olarak karşılarında olduğunda daha iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum. Tamam. Hem bugüne kadar tamamladığın projeleri görmüş oluruz. Hem de bunların içerisinde en fazla keyif alarak yaptığın işlerden bize bahsedersin. Çok daha akılda kalacak diye düşünüyorum. Tamam, bu arada arkadaşlar, sizlerin de merak ettiğiniz sorular, konular varsa lütfen çekinmeyin, hocamıza sorularınızı sorabilirsiniz bu arada. Evet, ben açarken sizleri de dinliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Çiğdem hocama şöyle bir soru sorayım. Çağdaş Ek. Seni göremiyoruz. Seni göremiyoruz. Saygın hocam sanırım. Evet, evet. Evet. Senden evet, tanıdım. Merhaba, Merhaba Saygın hocam. Çağdaş Ek konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Ya da mimari projede yeni bir tasarım, malzemelerin evet, ve çevresel faktörlerin hocam, önemli olarak. Çağdaş Ek'lere aslında çok sıcak bakıyorum. Yani ben sıcak bakanlardanım. Fakat uygulama safhasında çok fazla onay alamadığım projeler Çağdaş Ek'ler. Ama ısrarla yaptığım, onaylattığım, size de örneğini göstereceğim bir çağdaş ekim var. Hani çok çok zorluklarla arkeolojik bir alanda izin aldım. Hem tescilli yapı. Şimdi çağdaş eklere kavramsal olarak baktığımızda ihtiyaçtan doğması durumunda destekler nitelik taşıyor. Yani yapı eklenti, herhangi bir şey ihtiyaçla birlikte. Tabii ki bunun nasıl olmasına ilgili çeşitli, sizlerin de bileceği gibi farklı yaklaşımlar var. İşte benzer nitelik, kontrast evet, nitelik, işte fonda kalma gibi. Ben Çağdaş Ek'e çok sıcak bakan restorasyonculardanım. Hem bizim bir izimiz olabiliyor yapıda. Yani 2000'li yıllarda bu projede çalışmış bir mimarın da bir imzasını taşıyor. Hem de bence bütünleşik olarak her farklı yüzyıla da ifade ediyor. Hani mimar tarih açısından. Evet. Ben çok beğeniyorum. İhtiyaç olduğunda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben şey yanlısıyım biraz. Fonda kalma, sadelik, ne kontrast ne benzer. Evet. Yaklaşımım benim direkt en salt, en fon olabilecek nitelik taşıyan, yokluk hissi veren, yapıyı orta plana çıkaracak nitelikteki eklere sıcak bakıyorum hocam. Evet. Böyle bir yorumum var. Umarım yeterli olmuştur ya da başka sorun varsa. Anladığım kadarıyla ama ülkemizde kurullar soğuk bakıyor o zaman genellikle. Kesinlikle, kesinlikle soğuk bakıyorlar. Yani ama 2-3 projemde ısrarla geçirdiğim ek yapılarım var. Yani evet, işte çok çabuk geçebilecekken biraz daha mücadele edip bunu yapalım, yapmak istiyorum dediğim birkaç tane örneğim var. Onu projelerde de bir tanesini yanıma koymuştum burada örneklere, gösterebilirim. Evet. Ben de merak ettim şimdi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Evet, Çiğdem Hoca'ya ben de bir şey sormak istiyorum. Buyurun hocam. Şimdi çok popüler bir konu var biliyorsunuz, rekonstrüksiyon. Ne düşünüyorsunuz Çiğdem Hoca? Hocam ben az önce de ifade ettiğim gibi hani onarmalı mı işte korumalı mı kısmında rekonstrüksiyona hiç sıcak bakmıyorum hocam. Yapıyor muyum? Evet yapıyorum. İtiraf ediyorum. Koşullar yapmasını yapılmasını gerektiriyor. Yapıyoruz. Rekonstrüksiyon gelecek nesillere dediğim gibi bir verinin aktarılmasında sıkıntı yaratabilir. Eğer rekonstrüksiyondaki veriler yeterli değilse. Ha veriler tam ama biz gene yapıyoruz. Ona da çok sıcak bakmıyorum. Yani 2021 senesindeyiz. 2022'ye geçeceğiz. İşte o eski metotlarla işte taşın benzerinden yapıyoruz. Aynısını yapıyoruz. Ya ben korumaktan yanayım. O kalıntıyı bile korumaktan yanayım. Mümkün mertebede. Yapacaksak da biraz farklı bir stilde yapsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hocam yani rekonstrüksiyona çok sıcak bakan restorasyonculardan değilim ne yazık ki. Ama yapıyorum. İtiraf ediyorum. Yapıyorum yani. İsteniyor çünkü hocam yani. Evet. Kurumlar biraz zaman zaman istiyorlar biliyorsunuz. Evet. Hatta hocam çağdaş bir cami önermiştim. Hatta Edirne'de. Sizler de görmüşsünüzdür. Direktman red yedi proje. Yani böyle çok böyle çağdaş bir cami. Minicik. Önünde işte mihrabı gösteren kısmı mihrap camlı böyle. O kalıntıyı mihrap kısmının gösterdiği kısım tamamen cam mekan. İşte salt bir biçimi var. İşte minarenin ifade ediş şekli çok sade. Kalıntılar tamamen işte döşemenin kırıntıları, kırık kısımları, işte o kalıntı taşlar. Çok hoş bir tasarım olmuştu. Fakat böyle hiç incelenmeden red yemişti. Bir daha demiştim çok fazla böyle yapmamak lazım sanırım. Rekonstrüksiyona gidiyoruz hocam genellikle. Yani yorum yapmıyorum ben, evet. Yani rekonstrüksiyona gidiliyor. Yani hocam ben normalde İtalya'da gezdiğimde de işte Floransa'da işte eskiyle yeni yapılara baktığınızda birbirinin neredeyse aynısı ya. Ben ondan bile çok rahatsızdım. Hani sanki dondurulmuş bir kent, hani tekrarı yapılmış. Ayırt edemiyorsunuz hangisi eski, hangisi yeni. Yani bu beni evet baktığınızda aura olarak belki çok farklı bir şey yaratabiliyor ama ben o ikisi arasındaki farkı görmedikçe, çünkü o taş, şimdi biz rekonstrüksiyon yaptığımızda aynı taş 100 yıl sonra o kalıntı taşın aynısı olacak. Biz onu ayırt edemeyeceğiz. Rekonstrüksiyon yapacaksak bile bir noktadan itibaren belirtme kullanmamız gerekiyor. Yani bunun bu yüzyılda yapıldığını, bizim bir onarım yaptığımızı belirtmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, ayırt edilsin diye. Doğru. Peki. Yeterli olmuş mudur? Evet, teşekkür ederiz. Tabii bu konu çok derin, geniş, açılımlı evet. Bir konu. Çeşitli de çareleri var. Ama kurumlar inşallah günün birinde o çareleri de dikkate alırlar. Diye evet. Ümit ediyoruz. Umarım hocam, umarım. Evet. O zaman... Evet, örnekleri merak ediyoruz, bekliyoruz. O zaman ben ilk olarak kentsel örneklerimden koymuştum. Kentsel tasarımla ilgili. Şimdi görülebiliyor mu? Ben şunu bir küçülteyim. Hı hı. Görülebiliyor mu şu an? Evet. Şu an görüyoruz. Evet. Ben biraz yaklaşacağım. Çok böyle uzak görünüyor değil mi? Hani çok net gözükmüyor. Evet. Hı hı. Biraz sondan başa doğru geleyim dedim. Ama aralarda yeni olanlar girmiş olabilir. Çok hızlı hazırladım size sunmak için. Ve hazırda bulunmuyordu. Şimdi bu Lapseki'de 20 bin metrekare bir sokak dokusunun sağlıklaştırılmasıydı. Orta foto tekniğiyle böyle taramalarımızı yaptık kentte. Eski Lapseki, tarihi Lapseki, eski Lapseki Hayat Buluyor adında bir projeydi. 20 bin metrekare sokak dokusu, cephe sağlıklaştırma, zemin döşemeleri gibi bir kentsel projeydi. Artı 7 adet de tarihi tescilli yapı bulunuyordu. Bu şekilde orta fotoların bulunduğu, işte Röle Web haftasının olduğu, altta işte restorasyonu uyguladığımız bir silüet görüyoruz. Burada ağırlıklı olarak 19. yüzyıl mimarlığı egemende, biz kentsel planlamada, buradaki tasarımda da bu mimariyi, geçmişteki yapıları inceledik. Ona yönelik işte biraz gönderme yaptık. Ama tabii ki burada biraz çağdaş malzeme kullanarak bu ayrımı oluşturmaya çalıştık. Biraz çözünürlük düşük olabilir ama belki şu renderlarda
biraz daha ifade edebilir. İşte malzeme olarak işte demir kullandığımız demir doğramaları oldu. İşte katları kesmemiz için çok yüksek katlı yapılar var, dikkat ediyorsanız şuralarda görüyoruz. Bu yüksek katları kesmek için yalancı balkonlar kullandık. İşte biraz tentelerle katı kesmek istedik. İşte o yüksek kat hissini yok etmek adına. Bu şekilde bir tasarımımız yaptık. Meydanda da özel bir toplanma alanı oluşturduk. Burada hayırsever insanlar çok fazla vardı. Meydanda çeşitli şeyler dağıtıyorlardı belli günlerde. Onlar için özel bir alan oluşturduk. İşte standlar, taşınıp sökülebilir alanda bir şeyler yaptık Lapsek ile ilgili. Tabii ben bunları anlatırken diğer slide'a geçmeden sormak istediğiniz bir şeyler olursa lütfen slide'ın esnasında sorarsak güzel olur. Ya da sonradan da dönebiliriz. Hiç sıkıntı değil. Evet arkadaşlar, aranızda merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen söz alın. Evet, onun dışında bir arkeoparkımız vardı. Burada arkeoparkımızı işte kalıntıları şu an şöyle şu resimdeki gibi gözüküyordu. Yani yoktu aslında. Hiçbir kalıntı yoktu. Evet, yok. Evet, aslında burası bir sur kalıntısı. İşte o Lapseki'nin işte antik kentlerinin surlarının geçtiği alanda bulunuyor. Neredeyse çok nadir kalıntılardan bir tanesi. Ben bu kentsel projeyi yaparken burayı da bir şekilde hediye olsun dedik bu kısımda. Burayı da keşfetmişken yapalım dedik. Hani elimizde olmadan bir müdahale edelim dedik. Bir arkeopark projemiz olsun dedik. İşte sonra buraların ıslah edilmesi, işte ağaçların sökülmesi, köklerinin işte bitkisel ve kimyasallarla arındırılması ardından ortaya çıkarılarak burayı bir park haline dönüştürdük. Yani hiç asla içine giremeyeceğiniz bir alanken adına da tarihi avlu dedik. Çünkü buraya bakıveren cepheler var. Burası tam bir çöplüktü arkadaşlar. Hiçbir şekilde girilemiyordu içine. Böyle çok fazla kalıntılar var. Buna örnek teşkil etsin diye bunu da bir bildiride sunduk. Hani arkeoparklar adı altında. Bir araştırma görevlisi arkadaşımızla birlikte, Sibel burada bilmiyorum, Sibel'le birlikte bir bildiride sunduk. Örnek teşkil etsin dedik. Diğer arkeoparklara da bir öncü olur umarım dedik. Çok evet. Basit çünkü ortaya çıkarıp sadece etrafını rekreasyonunu sağlıyoruz, o kadar. Yani sadece onu ortaya çıkarıyoruz ve korumaya alıyoruz. Tamamlama da yok. Evet. İşte hocalarımız bilir, hatta Saygın Hoca çalışıyordu algısal restorasyon, ben hatırlıyorum. Yani algısal restorasyon metotlarında da bunu canlandırıp çok farklı bir ambiyans haline de getirilebilir diye düşünüyorum. Değil mi hocam? Siz çalışmışsınız. Bizim de ilk alanımıza giriyor. Son yıllarda biz de biraz çalışıyoruz. AR'la alakalı çok böyle iştahlıyız. Çok da severek bakıyoruz. İşte çalışmalarımızda da hep orta fotolar kullandığımız için işte özel VR gözlüklerle mekanları dolaşıp ölçüleri de artık öyle yaptığımız için biraz onun dijital kısmına da girmeye başladık yavaş yavaş. Hocam orta fotolar çok hoşuma gitti bu arada benim. Çok güzel olmuşlar. Ve hani katılıyorum size, hani özgününe hiçbir şekilde dokunmadan sergilemek hem de neydi onu algılatabilmek bence de en doğru yaklaşım yani. Öyle. Evet. Evet, arkeoparklarımız için düşüncelerimiz bunlar arkadaşlar. Sizler de gidecek de bir kalıntı görürseniz bulunduğunuz belediyelerde lütfen siz de ufak bir dokunuşla burayı ortaya çıkarın diye önerebilirim size. Evet, çok zor bir uygulama değil ama bu şekilde ülkemizde belki de keşfedilecek ve ortaya konacak pek çok arkeopark tasarlanabilir. Ve bu inanılmaz bir katkı sağlayacaktır. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Teşekkürler. Ben de özellikle burada durdum. Ufak bir bilinç oluşursa dedim. Evet, herkes arkeoparkları için bir şeyler yapabilir dedi. Tabii kendi belediyesinde, kendi yöresinde diye bir düşüncem oluştu. Bu da Enez, Edirne ilinde. Çoğu kişi biliyordur, tatile gidiyordur Enez'e diye düşünüyorum. Evet, doğru. Bunun zemini her ne kadar yapılsa da, zemin döşemeleri tamamlansa da, süreçleri istediğimiz gibi olmadı. Şu an günümüzde de uygulanmadı. Tabii ki bu belediyenin bütçesiyle alakalı, yargılayamıyoruz. Onu da belki zaman gelince ellerinde proje var, uygulayacaklardır. Yani Enez'de hepinizin bildiği gibi antik kent var. Çok da kıymetli. Şu yol özellikle şu alandan aşağıya doğru indiğimizde nekropole gidiyor ve buradan aşağısı da direkt kalenin içine gidiyor.
Çok kıymetli bir alan. Biz de o yüzden biraz antik konseptine yaklaşabilmek adına cephelerde biraz onun izlerini taşımak istedik. Biraz çünkü hiçbir şey o bölgede kale kalmış ama kaleye gelene kadar kalenin dışında kalan alanda çok fazla bunun yansımaları yok. O yüzden bazı taş bloklarla işte nekropol işaret eden, işte caddeyi gösteren, agora'yı ifade eden bazı işte levhalar ve tabelalarla Enes Kent Meydanı'nda bir düzenleme yaptık. Ben çok ufak ufak siluetleri koydum. Aslında çok büyük projeler hepsini içeriğine koyamadım. Hı-hı. Bazılarını da özellikle restorasyonla ilgili olanları da AutoCAD'den göstermek için ekran paylaşacağım. Çünkü sizlerin de bileceği gibi restorasyon birkaç örnek koydum ama burada çok tanımlı değil. Üzerinde belki biraz konuşabiliriz dedim. Bu da Edirne Uzunköprü ilçesinde tarihi çeşmelerde bir kentsel tasarım yaptık. Orada da aynı şekilde gene orta fotolarımız, rölevelerimiz, restorasyonlarımız. Yani tekrar restorasyondaydı, kentsel öneri cephelerimizi geliştirdik diyebiliriz. Bunlarda tarihi herhangi bir yapı yoktu. İşte tarihi çevrede bu tarz ufak tefek dokunuşlarla, biliyorsunuz herkes ısı yalıtım sebebiyle artık polistiren köpükle bir şekilde cepheleri kaplıyor. En azından kaplıyorken dedik, kaplıyorsa da belediyeye uğrasın, bir şekilde projesi hazır, cephesini alır. Öyle gelip işte onu uygulayıcı firmalar kafasına göre tasarım yapmaz. Biraz uyumlu bir cephe oluşturur diye düşündük bu alanda. Evet. Bitti, tamamlandı ve uygulandı mı? Proje yeni geçti kuruldan uzun. Taze geçenlerden. Uygulananlar arasında Lapseki var. Enez var ama henüz cepheleriyle alakalı hala bir sponsor arayışı var ne yazık ki. Yani biraz belediyenin bütçesi biraz dar, benim de bildiğim kadarıyla öyle. Gerçekten çok ihtiyacı olan bir, bunun önünden hep geçeriz biz her yaz gittiğimizde. Evet, cephelerde herhangi bir müdahale olmadığını biliyorum. Evet, olmadı. Evet. Aslında kişiler isterse cephelerini yeniletiyorlar. İşte dediğim gibi şu ısı yalıtım sebebiyle birçok insan artık cephesine müdahale yapıyor. Belediyede böyle bir proje var. Umarım belediyede, işte biliyorsunuz belediye değişiyor, yönetim değişiyor, başkan değişiyor. Evet. Yani projelerin idrakında bile olmayabilir bazı belediyeler. Çünkü bu 2010 yılında yapıldı. Hı-hı. O yüzden neler değişmiş olabilir. Ama böyle bir proje var. Sizlerin de Enez'de haberi olur, o dükkanlar, o cepheler bir şekilde belediyeden alıp uygulayabilirler yani. Bu tarz projelerde böyle bir şans var. Belediye bunun tamamını uygulamasa bile kişiler ve şahıslar bunları bir şekilde uygulayabiliyorlar. Evet, proje hazır çünkü. Evet. Bu da şu an Çanakkale'de yaptığımız son projelerimizden bir tanesi. Cezayirli Hasanpaşa Köşkü, Kaptani Derya, Çanakkale'de. Çok güzel bir noktada, terasından denizi görebildiği bir noktada. Şimdi böyle uzaktan bunların hakkında çok konuşamıyorum ama biraz hızlı hızlı geçeceğim örnekleri. AutoCAD dosyası üstünde biraz restorasyon, röleve, resyon ne? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum vaktiniz varsa eğer. Tabii ki. Tabii ki. Evet, burada bir kestimiz var. Hani dedik ya, onaralım mı, işte koruyalım mı? Biz burada mesela koruyalım dedik. Mevcutta ne varsa. Kovaları dondurduk, konservasyon yaptık projede. İşte buradaki kavallar, pencere etrafında dönenleri tamamladık. İşte kırmızıyla tamamlamasını farklı yaptık. Şurada tamamladığımız taşları belirtme olarak kullandık. Bu tarz yani statik açıdan ihtiyaç duyulan tamamlamalarda böyle hani dedik ya, sanat mıdır röleve? Sanattır. Evet, evet. Çünkü şöyle, bunu çizdiğinizde hani çoğu röleve alırken resim üstünden çizdiğini düşünüyorum ama asla öyle değildir. Orta fotodan direkt alıntının çizilmesi de doğru değildir. Çünkü aslında restorasyon tamamen teknik bir çizimdir. Bir kemerin çizimi, İşte bir kapının, bir doğramanın çizimi. O yüzden bunu yaparken muhakkak el işçiliği, yani hatta derler ya işte bunu bayanlar çok rahat yapabilir. İşte el işi yapan, şey yapan, biraz böyle özel nakış işi gibidir röleve. Ne kadar iyi işlerseniz kararlarınızı o kadar doğru verebilirsiniz. İzleri o kadar net görebilirsiniz. Şu projede dahi çok uzaktan çözünürlü olsa dahi işte kiriş izleri nerede, ondan sonra neler tamamlanmış, ne yapılmış, rahatlıkla görebildiğinizi düşünüyorum. Bunu mimarlık öğrencisi olmayan, mimar olmayan herhangi biri de fark edebileceğini düşünüyorum burada. Evet, bu da cephemiz. Burada da belli bir dönemde bu şekilde sıvalar yapılmış. Onlarla ilgili izler yapılmış.
Buradaki kalıntılarımız bu ayrı bir dönem sıva, bu ayrı bir dönem sıva. Biz hepsini koruyalım istiyoruz. Sonra bu alt kısım, topraktan çıkan kısım ıslahlaştırılması için yapılması gereken derz belirtmeyi burada bahsetmiştim az önce de. Kesinlikle uygulama yapıldığını belirtmemiz gerekiyor belirtme derziyle. Bunun gibi bir restorasyon önerimiz var. İşte evet. Sonuç olarak korumalıyız. Restore ederken dahi korumalıyız. Herkese saygı duymalıyız. Evet. Onu bir şekilde belirtmeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Bunu biz projelerimizde yansıtıyoruz. Yapılıyor belli bir ölçüde. Takip edebilsek, idareler buna izin verse gerçekten sonuna kadar da takip ederiz. Ama ne yazık ki o şekilde yürümüyor. İdaredeki kontroller, mühendislik haklarını çoğu alıyor zaten sizlerinizden. Evet. Bazı idareler alamıyor. Biz de vermiyoruz mühendislik haklarımızı asla. Bir evet. Savaş bu idarelerle. Bu arada tekrar araya giriyorum. Arkadaşlar bu örnekleri görünce hani kafanızda belki çok daha net canlanmıştır. Sorun lütfen alalım. Bekliyorum açıkçası. Bizim bu dönem proje 4 ve 5'te özellikle 4'te tarihi çevrede tasarım başlıklı konumuzun, projemizin konusunda da yine proje alanında mutlaka tarihi eski bir eserin bulunması ve o alanda kendi yapacakları tasarımla butik otel tasarımı yapıyorlar. O eski yapı arasında bir bağlantı kurmalarını istemiştik. Belki onu canlandırıp tekrar yeniden işlev vererek işte bir amaçla kullanabilirler ya da belki de onun kalıntıları üzerine kendi projelerini devam ettirebilirler şeklinde. Çok dikkat çekici, çok güzel bir proje konumuz var. O nedenle ben özellikle şu an aramızda 4-5'ten ya da proje 4'ten bulunan ya da restorasyon, bu dönem restorasyon projesi çizen arkadaşlara sesleniyorum. Merak ettiğiniz neler var? Ne gibi sorular sormak istersiniz? Biraz da son 10 dakikamız olduğu için sizin sorularınıza da yer vermek istiyoruz açıkçası. Biz burada karşılıklı sohbet gibi ilerletmeyelim sadece. Merak ettiklerinizi de alalım lütfen. Var mı soru? 10'ur hocam, keşke Mustafa Ata burada olsaydı. Değil mi? Ben de ona baktım aslında Saygın hocam. Ama Büşra Keleşoğlu bizimle. Evet, evet Büşra bizimle. Büşra senin merak ettiğin bir şey vardır diye düşünüyorum. Sen çok ilgili bir öğrencisin. Teşekkür ediyorum hocam. Aslında ben de şey konusuna çok takılıyorum hocam. Yani hani gözümüze çarpan kötü restorasyonlar diye. Bunu söylemek hani haddimize değil ama biz bile daha mezun olmadan gördüğümüz zaman keşke restore edilmesi dediğimiz birçok projeyle karşılaşıyoruz. Yani keşke bunun istisna hani diyorsunuz ya idareler aramızda bir çekişme oluyor müelliflik hakları konusunda. Bunun önüne geçmek için neler yapılabilir? Yani keşke projelerin uygulanması konusunda daha katı kurallar konulsa ve istisnaları olmasa, hani bunlar bırakılmasa, inisiyatiflere bırakılmasa, idarelerin inisiyatiflerine bırakılmasa, bunun için neler yapılabilir? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim mesela bir odamız var biliyorsunuz, Mimarlar Odası. Ama ne yazık ki çok aktif olamıyorlar bu konuda. Çünkü onların da elinde değil. İlke kararı alınıyor. Bakanlık tarafından alınan ilke kararları var müellif denetiminde olmasına dair. Fakat bu karar, bu ilke kararı bakanlıklar tarafından ihlal edilebiliyor. Hani sıkıntı burada. Hani burada ne oda ne müellif. Ya ben çatı çat kavga edebiliyorum. Yani bakan arasa da, o arasa da. Ama bir şekilde sonuçta üstün üstü var ve o gidip yapılabiliyor yani. Müellif kim ya? Yani ben kim oluyorum o noktada yani? Sonuçta kurumun üst kurumun üst kurumu var. Ben de kurumu kuruma şikayet ediyorum. Çok değişik oluyor sonuçları yani. Gidiyorum, kendi ilke kararınızı siz uygulamıyorsunuz diyorum. Onları kendine şikayet ediyorum. Böyle sonuçları var yani. Çok böyle siyasi politik konulara girmek istemiyorum. Biraz demir demiri keser gibi bir şey sistem oluşuyor yani. Ama biz mücadelemize devam ediyoruz. Siz kişisel olarak müelliflik haklarınızı sonuna kadar koruyabilirsiniz. Şimdi benim birkaç tane projem yanlış uygulandı. Kendilerini kendilerine şikayet edeceğim. Sonuçlarını merak ediyorum açıkçası. Çok çok önemli bir yapının hem de yani muhtemel değildi projenin hariç yapılması. Kazı sonrasında çıkan herhangi bir buluntuda dahi müellifin denetiminde yapılması gerekiyor bunlar ama
Yani savaşmanız gerekiyor yani mesleğinizde. Tek başınasınız gibi bir şey yani. Sizin kendi ilkeleriniz olmalı. Hani ilke kararlarından öte sizin mesleki ilkeleriniz olmalı. Onunla mücadele etmeniz gerekiyor. Kendinizle, işle, ekonomiyle, meslekle. Yani bu kavramlar çok daha detay, çok daha felsefik konular. Ama bahsettiğin gibi hani bunların düzelebilir mi? Neden olmasın? Oda daha sıkı fıkı olur. Ne yazık ki bizim odamızda şöyle bir durum var. Tüm mimarlar arasında var hatta. Ne yazık ki bizim işimiz sanat olduğu için ciddi bir rekabet söz konusu. Yani sanatçılar arasında birleşik olmak bence ütopik geliyor bana. Ne yazık ki bu bir gerçek. Daha öğrencilik yıllarında aranızda böyle ciddi çekişmeler, ciddi kargaşalar, hani böyle bütünsel olmak özellikle mimarlık alanı, tasarım alanında biraz zor bir şey. Biraz bence bu kuvveti de kullanıyorlar. Hani bizim bir araya gelebilme olayımız biraz sıkıntılı. Çünkü ciddi bir rekabet söz konusu meslek adına. Yani ben kişisel olarak hep böyle birlikte yapmaktan yana olsam da ne yazık ki bizim daha öğrencilikte başlıyor. Hani o rekabet, benim projem daha iyi, benim notum daha az ve senin notun daha niye yüksek gibisinde. O yüzden bizim bir yere gelmemiz için bunu biraz arka plana atmamız gerekiyor. Yani bir şeylerle mücadele etmek için mimarların, akademisyenlerin bir araya gelip bazı kararları önüne geçmesi gerekiyor. Odamız bazı şeylerle başa çıkabiliyor ama bu tek başına, yani İstanbul'da bulunan belli öbek insan, işte odada bulunan insanlar yapıyor. Siz bu bilinçle yetişirseniz sizler de olması gereken konusunda mücadele edeceksinizdir diye düşünüyorum. Çünkü bize düşen vazife çok büyük. Özellikle restorasyonda bu alanı seçecekseniz eğer. Yani her zaman mücadele etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Çözülebilir mi? Elbet çözülecektir. Zaten çok çözümsüz de değil, öyle diyeyim. Yani ben çok karamsar değilim. Karamsar da olmadım hiçbir zaman. Bir şeyler hatalı yapılıyorsa üstüne gidiyorum. Çok sevinmiyorum. Sevinmek zorunda değilim. Sevenler yetiyor. Yani çok önemli değil. Herkesi sevmek zorunda değil. Herkesi severse zaten sorun vardır. O yüzden siz belli bir noktada kararlı olursanız, doğru olduğuna inandığınız şeylerin peşinden giderseniz, bu konuda özellikle eski eser konusunda başarıyı sağlarsınız diye düşünüyorum. Elbet devlet müzik kuruluşunda da aynı şekilde sizin gibi bilimsel belli bir noktada olan bilgi sahibi insanlar olacaktır. Bir şekilde onlara ulaşacaktır konuya yani. Ya da yüksek kurul var, anıtlar kurulu gibi kavramlar var. Orada da iyi hocalarımız bulunuyor diye düşünüyorum. Çiğdem evet. Hocama bu noktada bir sorum olacaktı benim. Buyurun. Çiğdem Hocam, şimdi Büşra da sordu hani kötü restorasyon uygulamaları, şeyler. Ben bu noktada biraz restoratörlere de haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ya da şöyle bir yöntem daha yaygın olabilir mi? Bir restoratör doğru malzemeyi, doğru rengi seçse bile eski bir yapıda, eski bir yapı zamanla havanın dokusunu, eskimenin dokusunu alarak patinalanma oluyor. O yılların eskimişliğini alıyor. Ve bu dışarıya yansıyor. Ama restoratör doğru malzemeyi seçse bile yanında çok parlak ve sırıtır bir şekilde duruyor. Halbuki yeni kullanılan malzeme de 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonra aynı dokuyu alacak diye düşünüyorum. Bu konuda birinci sorum, restoratörlere haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz? İkinci sorum, malzeme eskitme yöntemleri daha yaygın olmalı mı sizce de? Yani bir malzeme mesela reintegrasyon yapıldığında bir bina tamamlanırken daha önceden kararlaştırılıp eskitme yöntemi kullanılarak direkt oraya entegre edilse daha doğal durmaz mı? Bu iki sorum var. Şimdi hocam, restoratörleri ben genel olarak başarılı buluyorum. Çünkü çok minimalden başlıyorlar. Hani ufak parça restorasyondan başladıkları için daha detaycı, daha mikro ölçekte yaklaşabiliyorlar. Tabii ki bu mesleğinde başarılı olan restoratörler. Hepsi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama mesleği uygulayanlar zaten başarılı olanlar. İşte bir kalemkardan tutun, işte bezemeciye kadar, bir kündekarıcıya kadar baktığınızda, hani tamamlamaya da reintegrasyon yapanla ilgili.
Şimdi şöyle bir durum var. Biz özellikle kalem işlerinden örnek verebilirim. Onlar evet. zamanında biliyorsunuz ki özel bitkilerden üretilen bazı renklerle o doku sağlanabiliyormuş. Şimdi biz ne kadar istesek de analiz olarak yapsak da o rengi zaten sağlayamıyoruz. Ama şimdi hocam şu var, eskitme yöntemiyle o rengi benzetmek de ne kadar doğru? Hani acaba biz hep diyoruz ya belirtmeli miyiz? Yani bugünle geçmişi ayırt etmeli miyiz? Şimdi en nihayetinde o renk hocam 100 yıl sonra gene aynı renge dönüşebilir. Malzemesi belki analizi iç yapısı yani kimyası aynı olmasa bile belli yıllar geçtikten evet. sonra ona benzeyecektir zaten. Hani sizin dediğiniz gibi bence reintegrasyon olmamalı. Yani biz yapıdaki her şeyi görmeliyiz. Yani bir insanın üstünde hani geçirdiği tüm şeyleri işte bizim atıyorum yüzümüzdeki yaşlılık izleridir, ifadesidir. İşte tüm izleri taşıması gerekiyor. Geçirdiği dönemleri yansıtması gerekiyor bence yapının. Evet. Çünkü onların evet. her biri sanat eseri bence. Ya tabii ki muhtesek dediğimiz kavramlar hariç hani sonradan yapıya gerçekten zarar veren, yapının özgünlüğünü bozan şeyler hariç ben yapının her geçirdiği dönemin gözükmesi beni çok ciddi aydınlatabiliyor. Evet. Mimarlık tarihi açısından. Yani ben diyebiliyorum ki şimdi bu Cezayirli'ye baktığımda şuradaki cepheye baktığımda burada diyorum ki böyle bir doku var, işte köşe taşları var, burada bir derz uygulanmış diyorum, farklı bir dönem. Burada bir sıva uygulanmış diyorum, farklı bir dönem. Analizine baktığımda iki sıva da farklı sonuç veriyor. Ben bunu gözlemleyebilmekten mutluluk duyuyorum, bilim açısından. Evet. Yani bunlar evet. bana göre sanat eseri hepsi, her biri. Her bir şey, buradaki her bir biçimleniş de sanat eseri. Ben az önce de Burcu'da hocamla da konuştuğumuzda da bahsettim. İtalya'ya gittiğimde çok mutlu olmuyorum. O ayırt evet. aynılığı gördüğümde tamam aura harika, film sahnesi gibi bir plato gibi geziyorsunuz ama bilimsel açıdan beni tatmin etmiyor akademik açıdan. Yani ruhani evet. olarak keyif veriyor. Ha bunu sağlayacağınız bir restorasyon modeli hocam, mi? Hocam benim sorum biraz rekonstrüksiyonla karıştı gibi oldu. Hani ben de rekonstrüksiyon konusunda emin değilim ama hani yeni yapılan zaten da işte sıcak bakmıyorum hocam. Belirtme açısından uygun gelmiyor bana. Yani evet. O, yani o ayırt edebilmiyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani hatta mucartalama yöntemi işte taraklama yöntemi gibi farklılaştırmayla ayırt evet. edilmesi daha uygun diye düşünüyorum. Bu benim yaklaşım. Tabii sayısız kuramcı ve yaklaşımcı var. Ben doğru nokta değilim. Birçok insanın farklı yaklaşımı var bu noktada. Ben de onu diyecektim hocam. Yani Venedik tüzüğünde de geçtiğini hatırlıyorum. Yani yeni yapılan eki mutlaka eskisinden ayırt edilebilir evet. bir işaretinin olması gerekiyor ki yüz dönemler anlaşılabilsin. Kesinlikle. Ona katılıyorum. Ama yeni yapılan uygulamalarda hani bir patinalanma gibi bir doku olmayınca çok sırıtıyor doğru malzeme kullanılsa da. Hani yine ayırt edilebilir ama yine doku olarak daha yakın bir şey kullanılabilir diye düşünüyorum. Hocam o zaman daha pasif yapılmalı, bu kadar canlı yapılmamalı. Ben de ondan yanayım. Pasif yapılmalı yani fon kalmalı yeni yapılan belki de. Yani işte az önce de konuştuğumuz hani birebir benzemesinden çok 2021 yılında 22'de yapılan uygulama daha pasif kalmalı. Yani geçmişteki evet. yöntemden de çıkartmalı. Yani ben o yüzden hep her şekilde ek yapıda da fon diyorum. Müdahalede de fon. Yani her şeyde fon. Ben fonda kalmalıyım. O bir tarihi eser niteliği taşıyorsa, yani bir kıymetli evet. eser niteliği taşıyorsa benim ona nadide eser gibi davranmam gerekiyor. Yani benim için ha elmas bir bin yıllık yüzükle ha işte bu köşkün değeri aynı. O yüzden aynı şekilde yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani kısacası. Evet hocam. Açıklayıcı oldu mu hocam? Teşekkür ederim. Karışmadı değil mi? Evet hocam. Yani, gayet açıklayıcı. Hocam. Çok açıklayıcı oldu hatta. Yani bu konuda merak edenlerin hepsinin kafalarında aydınlanmış olacağını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar tekrar hatırlatmak istiyorum. Sonradan katılanlar olmuşsa biz bu yaptığımız etkinliklerin hepsini YouTube'a yüklüyoruz ve YouTube linklerimizi fakültenin ve bölümün sayfalarında paylaşıyoruz. Lütfen merak eden arkadaşlar ya da kaçırdığına üzülen arkadaşlar sayfalarımızı takip ederek kayıtlarımıza ulaşabilirler, videolarımızı izleyebilirler. Evet, soru var mı? Yine ben bir son soru sorabilir miyim? Tekrar. Tabii ki Büşra. Çiğdem hocam, işlev değişikliği konusunda ne düşünüyorsunuz peki restorasyonda?
Yeniden işlevlendirme. Yeniden işlevlendirme, çok sıcak bakıyorum. Şöyle, şimdi zamanında örnek veriyorum, bakın şu an slide'da denk geldi, Germiyan Kilisesi. İşte bir cemaatin olduğu bir yapı ama bugün o cemaat yok orada. Hiçbir ev yok. Bunun kilise olarak kullanılması mümkün mü? Çok doğru değil. Hani yapının restorasyonundan sonra tekrar bunun içinde insanların yaşaması, nefes alması gerekiyor. Yani bir onarım yaptığınızda. O yüzden yapıya doğru işlev vermek gerekiyor. Yeniden işlevlendirmede işlev değişikliğine çok sıcak bakıyorum. Bunu doğru şekillerde yapılması gerektiğini düşünüyorum ama. Gene yapıdaki izler diye antiparantez belirteceğim. Onların maksimum seviyede korunarak orijinal yapım sistemi, işte yapı elemanı ve malzeme ortaya çıkaracak nitelikte yeniden işlevlendirmeye çok uygun olabileceği kanısındayım. Bulunduğu bölgedeki işte koşullar neler, nasıl bir alanda yer alıyor, çevresinde kamu yapıları mı var, boş mu, sosyal yapısı ne, ilk başta bu alandaki tür yapıları analiz ettikten sonra yapının en uygun işleminin verilmesine uygun buluyorum. Umarım Büşra yeterli olmuştur. Yeniden işlevlendirme yapılması gereken bir uygulama diye düşünüyorum. Evet hocam, yaşaması açısından da değerli değil mi yeniden işlevlendirme? Kesinlikle. Ben de o şekilde düşünüyorum hocam. Kesinlikle. Yani şimdi mesela bu örnekte ben hani çok sıkmayayım kişileri, bayağı uzun oldu, hızlı geçeyim. Çok hoş sohbet ama evet, sohbet çok güzel. Şey yapmak da istemiyorum, kişileri sıkmak da istemiyorum. Şimdi hızlıca şundan bahsedeyim. Bu Germiyan Kilisesi afet bölgesine yer alan bir kilise. Afet bölgesine yer aldığı için bunu asla inşaat uygulamasını yapamıyoruz, insan sokamıyoruz. Heyelan bölgesine yer alıyor. Biz de bu tarz yapılarla ilgili bir çalışma başlattık. Bir BAP projesiydi bu. İşte afet bölgesine yer alan tarihi eserlerde ne gibi yöntemlerle, ne gibi yöntemler kullanarak nasıl koruma yöntemine gidilebilir diye basit ama işlevsel olduğunu düşündüğümüz bir çalışma başlattık. Umarım bunu belediye uygulayacaktır. Bunun savunucusu arkadaşlarımız var, bunu uygulatmak isteyen. Dışarıda da, burada mı arkadaşım bilmiyorum ama Silivri Tarih Derneği bu noktada çok ciddi destek, sürekli BD'yi sıkıştırıyor. Çünkü burada kaçak kazılar oluyor, ciddi yapı zarar görüyor. Biz de burada bu yapıyı korumaya yönelik askıya aldık. Duvarlar açılmasın diye. Üzerinde çatısı yok, çökmüş durumda. O yüzden yapı zaten direktman çatısı gittiği için iç yapı tamamen gitmiş durumda. Duvarlar zarar görüyor, çatlaklar başlamış durumda. Statik analizini yaptıktan sonra yapıyı askıya alarak duvarlarını, beden duvarlarını, yapının restitüsyon halini, büyük panolarda tarihçesini ifade ederek burayı festival alanı, sonuçta açık alan, etrafı tamamen açık bir alan. İşte burada domates festivali oluyor, bazı festivaller oluyor, işte fotoğraf çekim noktası gibi fonksiyonlar vererek insanları bu tarihi yapıya da yaklaştırmak istedik. Koruduk, dondurduk. Bir şekilde daha uzun yıllar bu şekilde uygulanırsa daha kalıcılığını sağlayabilir. Afetle ilgili yeni çıkan yasalar değişebilir, teknoloji gelişebilir. Daha sonrasında yapı tamamen kaldırılır. Ama şu an biz bunu koruyalım, bizim için yeterlidir. Bu da koruyalım mı kısmına örnekti, onarmaktan çok. Evet, evet. Tam konumuzla ilgili çok etkili bir örnek oldu bu. Evet. Mevcut halini olduğu haliyle gelecek nesillere kadar aktarabilmek için nasıl yapalım? Bu da Yahya Çavuşev, Çanakkale'de yaptığımız, işte bu Çanakkale Savaşı'nda çok önemli olan komutanlardan, onun evinin müzeye dönüşmüş bir projesi. Bu da yakın dönemlerde yapılmış. Köyde yer alan bir bina. İşte onun avlusunu açık müze şeklinde yaparak içini de canlandırmanın yer aldığı bir tasarım haline getirdik. Bu da Ayayonis Kilisesi Uzunköprü'de. İşte 1876'larda yapılmış bir Ortodoks Kilisesi. Bunda da daha benim neredeyse ilk yıllarım restorasyonda, işte yüksek mimar olduğum seneler daha yeni yeni. İlk bu eserde çok fazla korumayla ilgili takıntılarım oluşmaya başlamıştı. İlk defa bir kilise projesi çiziyordum. İşte ikonostasis nedir bilmiyordum mesela çizerken. Yaşarken öğrendim, yani yaparken öğrendim, yani derler ya. Orada ikonostasis duvarı olduğunu öğrendim, bunun çok kutsal bir duvar olduğunu. İşte orada sadece bir izi kalmış, sadece bir duvar izi var. Onu işte korumam gerektiğini, oradaki işte mermerleri, işte kalıntıları şöyle göstereyim. Şimdi bu yapımız şöyleydi, göstereyim yakından.
Şöyle bir durumda bir yapımız vardı. Tabii restorasyon uygulaması da mümkün mertebede ellerinden geleni yaptılar. Ben denetçi değildim ama belediyeyi çok sıkıştırıyordum. O zaman genç olduğunuzda daha çok şey oluyorsunuz. Saldırgan olabiliyorsunuz. Doğrusunu yapmışlar mı diye sürekli başında koşabiliyorsunuz. İşte burada koruyabildiğim mermerlerin hepsini koruttum burada arkadaşlar. Görebiliyorsunuzdur. Projede de zaten böyleydi. Ondan sonra şurada kalıntıları koruyabildikleri kadar korudular. Burada işte hocamın dediği eskitmeyi uygulattık. Saygın hocam bahsettiği duvarlarda o eskitme dokuyu uygulattım. O eski hissini versin diye. Aslında fena da durmuyormuş değil mi hocam? Baktığınızda eski gibi. Çok da önyargın olmamak lazım. Bazen gidiyormuş yani. Binanın aurasına göre. Evet. Burada zaten da hocam bu konuda fikirler çok tartışmaya açık. Geçmişte de çok tartışılmış. Yani aslında ucu bucağı bitmeyecek bir ya şey. Bence de hiçbir zaman netleşmeyecek bir konu bence. Evet. Burada da ikonostas duvarının şurada izi var arkadaşlar. İşte takıntı halinde bende olan. İşte Nartex öğrendim. İşte burada yani mimar tarihinde adı geçen her türlü kiliseyle ilgili tabiri bu yapıda öğrendim arkadaşlar. Ambon nedir gibi. Buradan sonra devam ettim. Kiliselerde burada hatta bunun açılışına Sayın Bartolomeos gelmişti. Çok beğenmişti kiliseyi. Patrick'ten bahsediyorum. Takdir etmişti. Projede bütün detayları sakladığımız için ben de çok mutlu olmuştum. Sağ olsun belediye de oraya bizim minik bir adımızı yazdı. Çok gurur vericiydi. O yüzden Perçin Erturan mimar arkadaşımla birlikte çalışmıştık. Kendisi de çok başarılı bir mimardı. Şu anda da antik kentlerde çalışıyor. Birlikte hazırladığımız bir projeydi. Onun da adını anmadan geçemeyeceğim. Elinize sağlık. Evet. Burada da Ayşe de burada mı? Bunu da Ayşe ile birlikte mücadele ettiğimiz Ayşe projelerden. Katılımcılar arasında. Evet, Ayşe Adalı da burada. Kemerdere'de. Birlikte çabaladığımız bir proje. Onun da adını anmadan geçmek istemiyorum. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık Ayşe'yle. O da çok başarılı. Restorasyon çok bilgili arkadaşlarımızdan bir tanesi. Şu anda doktora yapıyor. Bu da Kemerdere Roma Su Kemeri. Ayşe hatırlar. Biz bununla ilgili çok enteresan öneriler götürdük kurula. Şimdi size belki AutoCAD'den açarım. Kurul böyle bir şok yaşadı. İdarede bir şok yaşadı. Şunun tamamlama yöntemiyle ilgili biz böyle çok modern. Onu ben bir taraftan açayım. O arada Ayşe müsaitsen senin de bir sesini duyalım isterim yani. Buralardayız. Evet. Ayşe seni de alalım. Selamlaşacaktım ama ondan sonra bir kayboldun. Bir gördüm seni sonra gittin. Merhaba, merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben buradayım da malum benim küçük oğlum var. Ay evet. Hep de dinliyorum, izliyorum. Ama az önce bayağı bir yaygara koparıyorum. Sesimi açamadım, kusura bakmayın. Rica ederiz. Burada yaptığınız bir uygulamadan bahsediyor Çiğdem Hocam. Şimdi onu dinliyorduk ondan. Senin bu konuda söylemek istediğin bir şeyler varsa bir iki cümle alalım tabii. Ya bu Kemerdere'yi ben Kemerdere'ye gidene kadar açık, yani projesi önümüze gelene kadar varlığından haberim yoktu. Ki bulunduğu yerde içinde yani Kemerdere'nin yakınında bir ufak köy var. O köyden sonra yerdesiniz. Ulaşım yok, yürüyerek ulaşıyorsunuz, telefonsuzsunuz, yani iletişim yok dış dünyalarla. Orada sağ olsun haritacı arkadaşlarla taramalarına bayağı bir beraber uğraştık. Tamamlaması için de hani Çiğdem Hocam sunumunun başında bahsetti ya, mimarlığın bilim ve sanat kısmından. Özellikle bilimsel olarak burada yani kemerlerin boyutlarına, oranlarına olabileceği yerleri şu üstteki görünüşte boşluk olan kısım, olmayan kısımda var olabilecek kemerleri hesaplarken bayağı kafa patlatmıştık. Evet. Şimdi şeyden bahsedecektim ben de Ayşe. Güzel bir çalışma olmuştu. Elinize sağlık. Üç öneri getirmiştik buna. Biri dondurmak olduğu haliyle, biri bu şekilde onarmak aynı malzemeyle. Biri de şu an AutoCAD'de paylaşmak istiyorum onu. Hem konumuzun üstüne denk geldi. Burada açacağım herhalde AutoCAD'i hemen.
Şimdi Timdim hocam istersen onu hemen gösterelim. Ondan sonra da senden son olarak mezunlar mı öğrencilerimize, yani özellikle restorasyon ilgisini çeken, hayatına mimarlık alanında mezun olduktan sonra tamamen bir restoratör ya da restorasyon alanında çalışarak ilerlemek isteyen tüm mezunlarımıza, senin gibi deneyimli, tecrübeli, bu güzel eserlere, projelere imza atmış bir mimar ve hocamız olarak, akademik bir akademisyen de olarak nasıl başlamalılar, nereden başlamalılar, nasıl ilerleyebilirler? Bu konudaki önerilerinizi alarak yavaş yavaş kapatalım. Tamam. Herkes yoğun bir iş günü geçirdi. Kimsenin daha fazla da vaktini almak istemiyoruz. Evet. Finaller de yaklaşıyor. Bu değerli bilgileri mutlaka senden almak istiyorum ama. Tamam. Şimdi kısaca bundan bahsedip hemen o konuya geçiyorum. Tabii, burada bahsettiğimiz çağdaş bir yöntemle, yani çelik sistemle tamamlama önerdik biz. Şurada da projede görebiliyorsunuz. Bunu çok istedik olmasını, fakat bir şekilde kabul etmediler. Biz bu şekilde yapsaydık, işte bizim buradaki tasarımımızla mevcut kemerin birleşimi çok net bir şekilde ortaya konacaktı. Şu an eskiyle yeni çok ayırt edilmiyor. Sadece belirtme derziyle ayırdık. Evet. Onu ifade ettik. Ama bu çok farklı bir yaklaşımdı. Biz artık yavaş yavaş restorasyonun buna doğru kayması gerektiğini düşünüyoruz. Çağdaş keşke Ege, gerçekleşmiş olsa hocam. Keşke. Keşke. Evet, çok isterdim. Evet. Bunun gibi çok projelerim geri döndü ne yazık ki. Ama elbet bir gün o çağdaş şeyler olacak. Evet, ben arkadaşlara bahsederken şuradan alttan bunları da geçeyim. Şimdi ilk başta bu işi yapacaksanız restorasyonla ilgili öncelikle mutfağa geçmeniz lazım arkadaşlar. Didem hocam, isterseniz paylaşımı durdurabilirsiniz. Sizi görelim biz yine ön planda. Tamam. Ben şeyi açacaktım. Altta şey geçsin. Örnekler geçsin diye onu bir açacaktım. Evet. Yani hani sizi daha büyük ekran görebilmemiz için, büyük çerçevede görebilmemiz için onu kaldırmamız gerekiyor da, o yüzden ben öyle bir hatırlattım. Tamam, onu kaldırdım. Tamam. Şeyi de açamıyorum sanırım şu an. Ben Saygın hocama da bir söz vermiştim ya, bir ek yapı gösterecektim. Onu aslında açmaya çalışıyorum. Cidem hocam, Burcu hoca da uygun görürse aslında sizde bir restorasyon üzerine hem teoriler, fikirler, hem de büyük ölçekte, hem de tasarım kararlarından olsun, hem de teknik malzeme ve detaylara kadar büyük ölçekten küçük ölçeğe bir söyleşi daha ayrı bir günde bence güzel olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Burcu hocam? Evet, bence de Saygın iyi olur. Hakikaten konuşulacak çok şey var. Çok konu var. Öğrencilerimizin de mutlaka öğrenmek istedikleri vardır. Onun için bir söyleşi daha yapabiliriz ileride. Evet, çok mutlu olurum. Elimden geldiğince katkı koymak isterim inşallah. Yani olursa. Teşekkür ederim. Evet, restorasyon derya deniz çok geniş bir konu. Böyle bir etkinliğe sığdırmak mümkün değil. Yine başka bir başlıkta yine böyle bir söyleşi bence de çok dikkat çekici olacaktır. Onu da planlayalım. Evet, şimdi arkadaşlara kısaca şunu söyleyebilirim. Bir kere hani yemek yiyorsunuz ya arkadaşlar, o yemeğin nasıl yapıldığını tarifini de biliyorsunuz ya. İşte o tarif uyguladığınızda asla aynı tadı vermiyor ya. İşte restorasyon da öyle bir şey. Yani önce bir mutfağına girmeniz lazım. Önce bir o mutfakta nerede malzemeler, materyallere ne kadar katkıda bulunacaksınız, ne kadar koyacaksınız. Yani buradaki mutfak dediğim şantiye oluyor. siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu işi yaparken benim en büyük şansım yaklaşık 15 yıl şantiyede bulunmam oldu. Tabii bunu yaparken projeciliği de geliştirdim. Çünkü şantiyecilik kalsa o zaman da çizim çok zor gelecekti. Yani ikisini bir arada götürme. Yani uygularken çizmenizi öneriyorum. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Ataşmanlar hazırlamak. İşte uyguladığınız ataşmanları detaylandırmak, malzeme özelliklerini yazmak, pozları tanımak, birim fiyatları tanımak. O yüzden başta kesinlikle bir restorasyon şantiyesinde bulunmanız lazım. Çizimler konusunda muhakkak ve muhakkak 2-3 yıl boyunca restorasyonla ilgili uzman olmuş mimarların yanında çalışmanız lazım.
asla durup dururken bu konuda uzmanlaşması çok çok zor arkadaşlar. O yüzden mümkün mertebede tecrübe kazanmanız gerektiğini düşünüyorum mimarlık ofislerinde. Yani pat diye ben restorasyon çiziyorum diye başlarsanız yani kurulun bayağı bir kapısını aşındırırsınız, onu söyleyebilirim. O yüzden size tavsiyem hem mutfağında olun hem de gerçekten yıllarını restorasyona vermiş mimarlarımızın yanında çalışırsanız bu yoldan başlangıç için uygun olduğunu düşünüyorum. Akademi kısmına gelince muhakkak bu işin matematiğini de öğrenmeniz lazım. Evet, yemeği yapıyorsunuz ama bunun hesabını da bilmeniz lazım. Akademide de bir şekilde master'ınızı tamamlamanız. Eğer çok çok bu konuda, yani doktora şöyle diyebilirim. Ben uygulamacı olmak istiyorum. İşte ben şantiyeci olmak istiyorum derseniz master size ciddi bir katkı sağlayacaktır. Yani doktora daha bunun upper kısmı. Çünkü doktorayı yaptıktan sonra artık geri dönüş yok arkadaşlar. Bu benim için bir örnek. Doktora yaptıktan sonra artık akademi sizi ele geçirmiş oluyor. O yüzden akademiden dönemezsiniz. Yani o sizi esir almış oluyor. O yüzden doktora kısmını bir düşünün derim. Restorasyon çalışacaksanız. bakmışsınız, yoldan sapmışsınız. bir bakmışsınız, üniversitedesiniz. Gibi sonuçları olabilir. Benim sizlere söyleyebileceğim bu konuda mutfak, matematiğinde master, en azından bu konuda temel bilgiler konusunda uzmanlaşmanız ve ciddi senelerini vermiş birinin yanında en az 3-4 yıl boyunca çalışmanıza uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, oldukça emek, sabır, fedakarlık isteyen bir alan. Evet. Mimarlığın her alanı olduğu gibi bu tavsiyelerin de bence dikkate alacaklarını düşünüyorum aralarında ilgi duyan varsa. Soru var mı arkadaşlar? Yavaş yavaş artık sonuna geldik çünkü. Hocam benim çok ufak bir sorum olacak ama konum soracağım daha doğrusu. Ben bir Çanakkale'li olarak çoğu projenizi gördüm ama arkeopark tasarımı çok ilgimi çekti ve konumu tam olarak nerede anlayamadım. Yani gittiğimde ara tatilde bir gidip görmek istiyorum açıkçası. Lapseki'de kendisi tarih bir ses yankı yapıyor ama şu an yapıyor mu tekrar? Yok, yapmıyor. Ha, tamam, şu an yapmıyor. Tarih çınar ağacı var Ezgi. Tarih çınar meydanı diye geçiyor. Çınar altı meydanı diye geçiyor. O çınar altı meydanının tam böyle kahve var önünde. Ya burayı sana nasıl tarif edebiliriz? Gizli. Hocam çok... biliyorum oraya, gittim oraya. Ha, tamam, bir de çok gizli yer burası. Yani biz zor keşfettik. Evet, evet, biliyorum ya. Orayı. Tam olarak neresinde anlayamadım. Arkeoparkı bulman için Indiana Jones olman lazım. Şöyle tarif edeyim. gittiğinde oraya şöyle yönünü bir tane Rum evi var orada sağda. Rum evini tanırsın, taştan bir yapı. Oradan onun arkasında da bir ahşap bina var. Müthiş bir cephesi olan. Ya vakit varsa sana göstereyim diyeceğim direkt o binayı. Ama Lapseki'nin en harika ahşap binası ve çok arka planda kalan bir ahşap yapı. Onun arka bahçesinde kalıyor arkeopark. Yani bütün çok... evlerin arka bahçesine bakıyor. Hani parselizasyonda arka bahçe dediğiniz parselin olduğu bölge. Yani şu an haritadan sana açıp gösterebilirim. Eğer bir iki dakikamız daha varsa. Yani müsaitse diğer arkadaşlarınızla. Ezgi, anladın mı sen nerede olduğunu? Hocam meydanı anladım. Meydandan itibaren ahşap binadan artık arayıp da bulabilirim vaktimiz yoksa. Olmadı öyle bu durum. Şimdi iki dakika içerisinde ben kentsel planı açıp sana göstereceğim. Hızlı açılacağını umut ediyorum. O arada diğer soruları alırız Ezgi, bekletmeyelim. Evet, herkese. Evet. Tabii tabii. Var mı arkadaşlar soru sormak isteyen aranızda? Ben olsam böyle güzel bir sohbeti kaçırmazdım bilgilenmek için. Zannediyorum yok. Evet, şimdi ben açtım, hemen gösteriyorum. Görebiliyor musun? Görebiliyorum hocam. Şimdi. Biraz dondu. Heh. Bak şurada park var ya, Ezgi park dediğimiz. Şimdi ben sana Lapseki'nin tarihi çınar altı meydanı şurası. Bak çınarda bu yeşil olan. Tamam hocam. Şuradan şöyle geliyorsunuz. Şurada bak tescilli yapı var, tescilli yapı var, tescilli yapı var. Şu sokak komple tescilli.
Gördün mü? Şuradan. Evet hocam, evet. Şuradan gidiyorsun, bak şöyle sağa dönüyorsun. Cami var burada, çok önemli. Bak camiyi unutmuşum. Çok çok eski tepede, en tepede. Hatta bu caminin böyle altına tapınak olduğunu düşünüyor tabii rivayet. Hocam onun ayrı tünelleri olduğunu ve farklı tünellerle Roma tünelleri olduğu için kapatıldığı düşünülüyor. Evet, ben evet, gezdim. Evet. Ama benziyor da yani. Şimdi ben burada izafi konuşmak istemiyorum ama altında öyle bir tünel sistemi var caminin. Neyse o konu daha uzun. Oraya geçtim. Tam şurada bir park var. Şurada hemen. Yani bak evet, camiden hocam. Çıkılabiliyor. Gördün mü? Tamam. Şurada merdiven. Evet evet. Evet gördüm. Burası her parselin arka bahçesi. Bak şurada da sur kalıntısı var. Tamam hocam. Buraya çok teşekkür ederim. Buraya giriş için iki nokta var. Yani burayı bulman neredeyse imkansız. Ama artık bulursun camiden ötürü. Çok hepsi. Teşekkür ederim hocam. Ben gezip görme taraftarıyım bu tür şeyleri. O yüzden biraz ilgimi çekti. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Evet. Soru yok herhalde. O zaman yavaş yavaş artık sonuna geldik. Laf lafı uçuyor. Sohbet çok akıcı, çok lezzetli. Belki bir değil, bir iki etkinlik bile daha devam ettirebiliriz gibi geliyor bana Çiğdem Hocam. Bu ortama katkı sağladığı için başta Burcu Hocama, kıymetli katkıların için sana ve diğer hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım mezunlarımız ve öğrencilerimiz de bu şekilde faydalanmıştır. Tekrar hatırlatıyorum, etkinliklerimizin geçmişe dönük olanlarını ve bugünkünü YouTube'dan izleyebileceğinizi bilmenizi isterim. Hocam size söz vereyim Burcu Hocam. Çiğdem Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. İyi akşamlar. Ben çok teşekkür ediyorum Onur Hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz de en yakın zamanda yüz yüze de görüşelim lütfen. Evet. Bunlar etkinlik ediyor. Çiğdem teşekkürler. Vakit ayırdığın için yoğun olduğunu biliyoruz. Rumeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne de teşekkür ederiz. Hocasını paylaştığı için bizimle. O zaman kapatalım isterseniz yavaş yavaş. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki etkinlikte buluşmak üzere diyorum. Evet, evet. Bir sonraki etkinliğin duyurusunu arkadaşlar yapacağız zaman içerisinde. Şimdi önümüzde bir finaller ve bütünlemeler süreci olacak. Hepinize bilgi gelecektir. Teşekkür ediyoruz tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler.